Selamun aleyküm arkadaşlar. Antalya Aksa giden herkese selamlar. Ben Uğur, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Bizleri soracak olursanız şükürler olsun. İyiyiz. Arkadaşlar bugün 28 Mart. 28 Mart benim rahmetli annemin ölüm yıldönümü. Arkadaşlar onu kaybedeli bugün tam 7. yıla doldu. Rahmetli anneciğimi kaybedeli 7. yıla girdi tam ölüm yıldönümü. Arkadaşlar rahmetli annemi ölüm yıldönümü olduğu için bugün videomun başında onun görüntüleriyle başladım. Onun görüntülerini bırakmak istedim videomun başına. Yani sadece benim için değil, herkesin annesi kendisi için değerlidir ama gerçekten benim annem benim her şeyimdi, benim dünyamdı. Onun acısı hala içimde, hala yani aynı şekilde böyle alev alev yanmakta ama elden gelen bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. İnşallah mekanı cennet olur arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımızın, kaybedenlerin, annesini kaybedenlerin, annelerinin mekanı cennet olsun. Arkadaşlar anneciğimi rahmetle minnetle andıktan sonra yine takdir edersiniz ki hayat devam ediyor. Yine davardayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi davar hemen üst tarafımda yayılıyor. Size şuradaki köyleri göstereyim, hemen kameramı çevireyim. Arkadaşlar yine obanın karşı tarafında bir tane şey var. Taş var, tepe var. Oraya geldik biz. Tepenin üzerinde hemen davar yayılıyor burada. Şöyle hemen köyleri de göstereyim. Burada 2-3 tane köy var. Şöyle biraz yaklaştırayım. Arkadaşlar bakın şu parmağımın ucundaki hemen burada bucak kışla var arkadaşlar. Orası bucak kışla. Bir herhalde bir 30-35 tane hanesi var. Hani göründüğü kadarıyla fazla kalabalık bir köy değil. Hemen onun yan tarafında da arkadaşlar şurada ışıklar var. Şu parmağımın ucunda hemen. Orası bucak kışlaya göre biraz daha kalabalık. Eskiden arkadaşlar orada yaban keçileri falan vardı. Artık onu devlete el koymuş onlara. Devlete el koymuş derken orada şeyin içindeydi. Tel örgünün içindeydi. Çocukluğumuzda falan oradan geçerken falan görüyorduk, böyle tel örgünün içinde dağ keçileri vardı. Yani yaban keçileri, geyikler vardı. Şimdi onları kaldırmışlar arkadaşlar. Herhalde artık bakımsızlıktan mı kaldırıldı? Ne sebeple kaldırıldı? Onu da bilmiyorum. Arkadaşlar şurası da şu gördüğünüz yolda hemen. Şöyle parmağımla göstereyim. Parmağımın ucundaki yolda İbradı'dan Akseki yoluna bağlanıyor. İbradı'dan geliyor arkadaşlar. Oradan işte İbradı'dan bizim köye de gidiyor, Gümüşdamla'ya. Kuyucak, Gümüşdamla. Oradan her tarafa, ormana da o tarafta hatta. Akseki yoluna bağlanıyor arkadaşlar. Buradan Akseki yolundan Antalya'ya devam edebiliyorsunuz. Tekrar eğer buradan şöyle gidip geriye dönmek isterseniz oradan da Beyşehir, Konya tarafına geriye dönüyorsun. Buralar böyle arkadaşlar. Orada şurada Sarı Haliller mi? Orası galiba Sarı Haliller olması lazım. Şurada arkadaşlar güneş enerjisiyle güneş panelleri var orada. Elektrik mi üretiyorlar? Yanlış hatırlamıyorsam. Orada güneş panelleri var. Bayağı bir sistem kurulmaya başladı. Kaç yıldır öyle sistemler kuruluyor. Hemen aşağıda da şu Bucak Kışla mahallesinde ikamet eden bir abimiz var. Orada o abinin koyun sürüsü var. Orada otluyor aşağıda alt tarafta. Hemen bizim alt tarafımızda. Orada görüyorsunuz. Şöyle yaklaştırayım biraz daha. Orada onlar da otlatıyorlar koyunlarını.
Evet arkadaşlar, biz de hemen davara dönüş yapalım. Yemeği yedikten sonra arkadaşlar buraya kavratmıştık davarı. Şimdi toplayacağız, eve gideceğiz. Zaten davar alıştığı için öyle olduğumuzda arkadaşlar hemen çay saatinde eve damlıyor. Değil, değil. Arkadaşlar 2 gündür maşallah kar da yağdı. Muazzam bir soğuk oldu. Şükürler olsun bugün biraz daha iyi ama biraz daha sert esiyor. İnşallah havalar düzelir. Değil. Esta. Hey 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 hey. Hey hey hey. Hey 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 hey. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle neyi paylaşacağım? Hayvanları, yani davarı birer parça saman ve yemle destekliyoruz. Evde destekliyoruz. Daha sonra meraya geliyor. Davarlar merada ne yer? Onları göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Biz bu ağaca sarı diken diyoruz. Bazı yerlerde gösteri falan, andız falan diyorlar da yöre yöre isimleri değişiyor. Arkadaşlar bakın bu. Biz buna sarı diken diyoruz. Kışın davarlar bu sarı dikeni yiyorlar. Daha sonra size şunu göstereyim. Arkadaşlar bu, biz buna pinar diyoruz. Pinar ormanı. Kışın en fazla yediklerinden bir tanesi de bu pinar ormanı. Keçiler böyle dikenli şeyleri rahatlıkla yiyebilen hayvanlar olduğu için bunları severek yiyorlar, tüketebiliyorlar. Arkadaşlar bir de başka yediklerinden bir ağaç daha var. Arkadaşlar şu ardıç ağacı. Biz buna kara ardıç diyoruz. Bakın bunu da severek yiyorlar. En fazla o pinar ormanı tüketiyorlar ama ara ara bunu da yiyorlar. Sonra çamların eteklerinden yiyorlar. Çamları, hani çam ve ardıcı falan o kadar fazla yemiyorlar ama ardıcı çama göre biraz daha fazla tüketiyorlar. Ama pinar ormanını severek yiyorlar arkadaşlar. Bir de kesme var. Bizim buralarda fazla olan kesme var. Kesme ormanı. Size kesme göstereceğim ama yakınımda da kesme yok galiba. Şimdi. Onun haricinde arkadaşlar şu yukarılara gidince ladin ağacı buluyorlar. Katran ağacı buluyorlar. Öyle eteklerinden yiyebildikleri kadarıyla. Sonra yerlerde işte çimler var, çayırlar var. Onlardan toplamaya çalışıyorlar. Hayatlarını böyle idame ettirmeye çalışıyorlar. Bakın sarı dikeni Göktuş tekemiz nasıl yiyor maşallah. Demi dege. Dege 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 dege. Göktuş tü tü tü. Ye kocaman ye. Can boğazdan girer çıkarmış ha. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım hayvanlarımıza. Her videoda söylüyorum, sıkıyor da olabilirim ama. İnsan emek verdiği için bir şey olacak diye korkmasa gayet doğal olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bakın kesme de bu. Bunu ufak çebişler daha güzel yiyor. Davardan iyi yiyor yani. Büyük davarlar pinarı çok seviyor. Küçük çebişler de bu kesmeyi çok seviyorlar. Bu yumuşak olduğu için
Onu daha çok tercih ediyorlar. Hey, hey. Evet sevgili arkadaşlar, size bugün karaşı yapacağım. Daha doğrusu kendimize orası yapacağız. Siz yemeyeceksiniz. Arkadaşlar karaşını pekmezle ya da yoğurtla yapılabiliyor. Biz eskiden işte çocukluğumuzda da kar yağdığında böyle yoğurtla karıştırıp pekmezle karıştırıp karaşı yapıyorduk. Şimdi biz pekmezle yapacağız. Ben yoğurtla pek sevmiyorum. Ramazan sen yoğurtla mı pekmezle mi seviyorsun? Yoğurtla seviyorum. Evet. Ben yoğurtla mal karaşı yiyeceğim. Biz bunu inşallah Allah kısmet eder de yaylaya göçtüğümüzde kar bulabilirsek o zaman karlıklarda kalma gitme olmaz mı o zaman? Olmaz. He? Sonra kar yağma da olmaz. Olur olur. Olmaz. Olur abi karlıklarda falan. Yani olursa, kısmet olursa. Kaydan karlık var mı? Her tarafı karlık. O zaman kaydana gideriz. Kaydandan kar getiririz. Dünek de. Dünek mi uzak kaydan mı? Sosunun düştüğü yerde de olur. Tamam işte olan yerlerden kayınpederim getiriverir bizi, biz yaparız. Getir Ramazan, dök almışsın azıcık. Arkadaşlar bir şey yok, çok basit bilmeyenler için. Pekmez şey karın içine pekmezi karıştırıyoruz. Dök Ramazan azıcık daha. Dur, kar biraz fazla galiba. Karın biraz mı daha tam? Çok buldum. Dök. Azıcık daha dök. Böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Pekmezle. Kibar mı? Kibar mı? Ne oluyor baba? Böyle karaşı oluyor oğlum. Biraz yarıları da geri geri. Bak şimdi. 12. Şifani yetenek nisem bir parça iyidir. Nasıl vereceğim şimdi? İnşallah hasta olmayız. Arkadaşlar karaşımız bu. Bakalım güzel olmuş mu? Çok güzel ama hastalanma riskimiz olduğu için bundan fazla yemeyeceğiz arkadaşlar. Çok komik. Vereyim mi azıcık daha Yunus? Hey, hey.